Taze adayımızdan taze soru gelmiş. YKS 2021'e doğru. Hocam 9. sınıf MEP kitabında sayfa 95 son cümle. Süpersin ya, ne tatlısın. Böyle kaynağını da belirtmiş, sayfasını da belirtmiş. Eklenen sıvı diğer sıvı ile tamamen karışabiliyorsa aralarında yüzey gerilimi yoktur yazıyor. Hocam ne demek istediğini anlayamadım da açıklar mısınız demiş. Önce şöyle bir küçük bir video, birkaç saniyelik bir video izleyelim beraber. Burada bir tane su damlası yukarıdan bırakılıyor. Ağır çekimli görünen bu. Aslında yağmur yağarken de mesela belli bir süre yağmur yağdı ve yerde bir su birikti diyelim. Yeni gelen yağmur damlalarının hepsi ama hepsi şu hareketin aynısını yapıyor. Fakat biz bu olay çok kısa sürede gerçekleştiği için buna çıplak gözle şahit olamıyoruz. Yani gözümüz onu algılayamıyor. Bakın ne oluyor? Damla düşüyor. Sonra orada bir zıplama oluyor. Yani içine doğru gömülüyor. Gömüldükten sonra tekrar daha küçük damlacıklara dönüşene kadar ne yapıyor? Olay tekrarlıyor. Bir, ikinci damla, üçüncü damla ve bakın dördüncü damla. Şimdi bunu başka bir videodan da açayım. Burada yine deney tekrarlanıyor. Başka, aslında daha ayrıntılı bir deney bu. Görüntü kalitesi iyi olan videoyu bulamadım. Evet. Büyüleyici bir olay aslında. Çok güzel bir olay yani. Ne oldu? Durdu. Küçüldü. Burada ne oluyor onu anlatıyor şimdi. Ben de anlatacağım. Biraz daha ilerleyelim. Evet. Çok daha yakın bir çekim. Şurada bak, şurada bir çukurluk görüyor musun? YKS 2021 adayı. Bak burada bir çukurluk var değil mi? Aslında orada su molekülüyle yüzey, su yüzeyi, diğer aşağıdaki şeyin suyun yüzeyiyle yukarıdaki küresel şekle benzeyen şekli almış su molekülünün arasında hava sıkışıyor. Yani aslında orada tam bir böyle temas yok. Havayı itmeye çalışıyor. Yerin çekim kuvveti etkisiyle de yere doğru çekildikçe o havayı itip sonra su moleküllerinin o ikisinin yüzeyinin arasında şey oluyor. Nasıl diyeyim, bu temas başlıyor. Bu temasın sonunda alttaki moleküller ve üstteki moleküller, kürenin molekülleriyle su yüzeyinin molekülleri temas noktasındaki moleküle yine kohezyon kuvveti uyguluyor. Çekmeye başlıyorlar. Ama tabii ki olaya baktığınızda hani küresel parçacık için onun çekim kuvveti daha az. Suyunki, alttaki suyunki daha çok ki suyun bir kısmı ne yapıyor? Parçalanıp ana molekülden ayrılıyor ve alttaki suyun içine karışıyor. Geri kalan kısım ise tekrar hemen kendini toparlıyor. Kohezyon kuvveti sayesinde yine küresel bir şekil alıp hani bu bir lastiği iki taraftan çekmek gibi. Bir parçasını koparttığı diğer tarafı da hani bırakırsan lastiği çekip çekip ne yapar? Geri, diğer taraf zıplar ya geriye doğru. Molekülü de alttan aşağıdaki su molekülleri çekti çekti. Bir kısmını koparttı. Koparma anından sonra ne oluyor? Şuradaki molekül artan su molekülle kendine kalan şey artık yüzde kaçı kalıyorsa o moleküllerle ne yapıyor? Geriye doğru sıçrıyor. Ve bu sıçrama esnasında tekrar kendi içindeki kohezyon kuvveti sayesinde yüzeydeki moleküllere etki eden kuvvetin hep merkeze doğru olması yüzünden bu ne yapıyor? Böyle bir şekilde toparlanıyor tekrar. Bir bakalım. Evet, küçük molekül oldu bak. Tekrar çarpışmadan sonra yine burada temas başladı. Kuvvet oluşuyor. Bu kuvvetin etkisiyle yine ne yaptı? Bir kısmını kaybetti molekülümüz. Tekrar aynı şey oluşuyor. Bu o kadar kısa sürede oluyor ki biz bunu tabii ki göremiyoruz. Biraz daha çekelim. Nasıl olsa daha sınava çok var. Bir yıl var neredeyse. Vaktimiz var. Bu dakikaları güzel güzel değerlendirebiliriz. Biraz daha mesela iki tane birden su molekülü bırakacaklar. Burada tabii ki yüzey gerilimi etkisiyle suyun üzerinde yürüyebilen canlıları gösteriyor. O iki tane moleküllü hali de var mıydı videoyu kesmedilerse eğer? Bakayım, kesmişler mi ya? Önceki halinde vardı. Aynı anda iki damla damlatılıyordu. Evet, burada yok. Peki o zaman şöyle diyelim. Şurada bir durduralım. Tekrar büyük damla halindeyken. Evet, bu haline bir bakalım. Şimdi ne oldu burada? Dedik ki küresel haldeyken üstteki molekül, su molekülüm, alttaki molekülle tamamen birbirine karışabildi mi? Karışamadı. Neden? Aralarında yüzey gerilim var çünkü. Peki ben bu olayı nasıl
değiştirebilirim gidişatını. Biz biliyoruz ki yüzey gerilimi sıcaklıkla mesela nasıl orantılı? Ters orantılı. Eğer sıcaklığı artırırsam yüzey gerilimi azalacaktır. Örneğin puding mesela. Annemiz sıcak bir puding yaptığında bunu tabaklara döker. İlk başta pudingin üzerinde herhangi bir çarşaf gibi böyle bir gerilme görmeyiz. Ama onu buzdolabına attığımızda ve çıkarttığımızda ne olur, pudingin üzerinde böyle bir katman oluşur. Ya da çorba soğuduğunda bir katman oluşmaya başlar değil mi? Belli bir süre beklediğinde. Yani sıcaklık düştükçe aslında yüzey gerilimi ne olur, artar. Aralarında ters orantı var. O halde ben bunu sıcak suyla yaparsam böyle bir etkileşim görmeyebilirim. Yani ne olur, su molekülü doğrudan aşağıdaki suya karışabilir. Bunun sebebi yüzey gerilimin azalmasıdır. Mesela sen demişsin ki hocam nasıl oluyor da karışıyorlar? Yani hani bu bilgi neyi anlatıyor bize? Mesela buzdolabından çıkarttım pudingi, tamam mı? Sonra onun üzerine ne ekleyeyim mesela? Bir kaşık süt ekleyeyim ya da sıvı olan başka bir şey ekleyeyim. Üstüne su dökeyim, bir şey yapayım. O yüzey yüzünden ne yapar? İkisi birbirine karışır mı? Karışmaz. Ama puding sıcakken suyu eklediğinde, yağı eklediğinde, sütü eklediğinde rahatlıkla birbirlerine ne yapabilirler? Karışabilirler. Yüzey gerilimi ne oluşturuyor aslında? İki madde arasında bir perde oluşturuyor. Bu perde yüzünden perdenin bir tarafındaki ve diğer bir tarafındaki su molekülleriyle ya da sıvı molekülleriyle diğer tarafındakiler arasında ne olamıyor? Bir etkileşim olamıyor. Bu etkileşimin önüne geçmiş oluyor bir şekilde. Ama biz o yüzey gerilimini ortadan kaldırırsak, yani perdeyi atarsak, o moleküller kohezyon kuvvetinin etkisiyle birbirine doğru çekilecek ve ne yapacaktır? Birbirlerinin içine gireceklerdir. Yani karışım oluşacaktır. Mesela su ile zeytinyağı, tamam yoğunluk farkı var ama aslında yüzeyleri arasında ne var? Yüzey gerilimi olduğu için biri diğerinin içine ne yapamıyor? Tamamen nüfus edemiyor. Ama alkol ile su arasında demek ki bu değer neredeyse hiç yok ki, çok rahat birbirleri arasında ne yapabiliyorlar? Karışabiliyorlar. Balın üzerine de mesela suyu dök, hemen böyle iç içe karışabilir mi? Yüzey geriliminin fazla olması yüzünden olmaz. Ya da civanın üzerine su damlacıkları at. Civanı da topacık olacaktır. Su damlacıkları da üstünde topacık olacaktır. Yüzey gerilimleri fazla olduğu için. Umarım yardımcı olmuşumdur. Bu küçük deneyin daha güzeli vardı ama dediğim gibi bulamadım. Nasip böyleymiş çocuğum. Hadi bakalım, hayırlı olsun yeni yılımız. İlk 2020 adayları için ilk videomuzu da çekmiş olduk böylelikle. Yakında başlayacağız zaten tekrar.